Dostlar merhabalar. Şimdi geldik yeni nesil sorularına üçgende alanın. Hemen vira bismillah diyorum. Vakit kaybetmeden başlıyorum sorularımıza. Birinci sorumuz. ABC üçgeninde E boyunca katlanınca B noktası bunun üstüne gelmiş. Tamam, katlamadan önceki halini bir gösterelim bunun hemen arkadaşlarım. Şöyle üst üste çakışacaklar ama idare ediniz. Şurada B noktası katlandı, F'ye geldi. Dolayısıyla bu BE EF'ye eşit. Tabii ki buna da eşit kendisi vermiş. BD diyor AD'nin iki katıdır. Yani AD'ye K dersem burası 2K olacakmış. Alan DEF 16'ymış dostlar. Şurası 16 ise katlanmadan önceki hali, yani burası da 16 olacak diyelim. ABC üçgeninin alanı diyor. Şimdi bundan sonra iki yolunuz var. Hani şu öğrettiğim pratik yol, işte bununla bunun çarpımı buranın alanı. Büyüğünle de büyüğünün çarpımı tamamının alanı şeklinde yazıyordum. Buradan olabilir arkadaşlarım. Ya da şöyle yapalım biz. Şu AF'yi birleştirelim. Dörtgeni iki üçgene parçalayalım, şu yeşil dörtgeni. Ve 2K'ya 32 düştüyse, bakın F noktası tepe noktaları, K'ya yarısı düşecek, 16 diyelim. Şimdi şuraya baktığımda M, M, M. 2M'ye toplam 16, 32, 48 düştüğünde M'ye 24 düşecek diyelim. Dolayısıyla 48 ile 24'ün toplamı 72'dir tüm alan dedim. Ve geldim ikinci sorumuza arkadaşlar. Evet, 2 numaradayız. Bir şekli de kesip eşit alanlı 3 karton elde etmiş. Bunların üçünün de alanı eşitmiş. Diyor ki CF BF'nin 4 katıdır. BF'ye K dersek CF 4K olacakmış. Tamamdır hocam. Alanları 4'ü de eşit. AE bölü EC oranı nedir diye de bir soru soruyor bize. Dostlar şöyle yapalım. Şu dörtgenin yine köşegenini çizelim. Bakın bu K'ya A düşürürsek 4K'ya 4A düşürebiliriz. Tepe noktaları ikisinin de E. Dolayısıyla üçgenleri kıyasladım. Şimdi şu üçgene 4A düşürmüş oldum. O halde bu dörtgen de 4A. Bu da 4A olmak zorunda mecburen. Peki bu dörtgen 4A ise şuraya 3A kaldı diyelim o zaman arkadaşım. E bu da 4A ise 4A'yı yazalım. Ve bakın şurası da geldi. Şu adam şurası, dikkat edin buna, AE ile EC'yi parçaladı dostum. EC'ye bakın alan olarak, şimdi B'ye kadar bakın, 5A düştü demek ki bu 5M. AE'ye 7A düştü demek ki bu 7M. O halde 7 bölü 5 sorumun cevabıdır dedim. Üçüncü sorumuz, ABC üçgeninde BC üzerinde bir D noktası, AC üzerinde ise diyor, devam edeceğiz. Şimdi şurayı bir çizelim. Bir ABC üçgeni varmış, çizdim. ABC. BC üzerinde bir D noktası, AC üzerinde de AE eşittir EC olacak şekilde bir E noktası alınız. DEC üçgeninin alanı, ABC üçgeninin alanı bunun 5 katıymış. DEC'yi de şöyle bir D noktası çizdim. DEC A ise diyor ABC 5 katı, 5A olacak. BD bölü DC oranı nedir diyor. Biz hatta şöyle yapalım. Madem 5 katı 2'ye bölünen bir sayı olsun. Buna 2A diyelim alan olarak. Tamamı da 10A olsun. Ben şu kenar ortayı çizdiğimde 10A'yı 5A, 5A da burası olacak, 3A buraya kaldı şeklinde parçaladım. Ve bakın şu üçgenlerin alanlarını biliyorum, şununla şunun. İkisinin de tepe noktası aynı, tabanlarının oranı aranla aynı olacak. 3K'ya 2K'dır diyebilirim. BD bölü DC 3 bölü 2 çıktı deriz dostlarım. Geldik buna. İkizkenar bir üçgen ve alanı 10'muş. A noktasının C noktasına göre yansıması A üssü. A'nın C'ye göre yansıması A üssü. BC'ye göre yansıması da A 2 üssüdür diyor. Bunu şimdi burada göstermeye çalışayım ben. A'nın C'ye göre yansıması dediğimiz şey, A'nın buraya olan uzaklığı kadar bir uzaklıkta sen geliyorsun. Bu A üssüymüş. Yine A'nın BC doğrusuna göre yansıması, buradaki uzaklık kadar bir uzaklıkta sen geliyorsun. Burası da A2 üssüymüş.
Ve bize de diyor ki soru, tüm alan 10'du ya arkadaşlarım. Şimdi ikizkenarda bu tabana indirdiğimiz diklik kenar ortay oluyordu. Alanı da ikiye bölüyordu. 5 burası, 5 burası olacak şekilde. Bana da alan A2 üssü A üssünü soruyor. Şu üçgenin alanını. Yani ben şuradaki dörtgenin alanını bulunca 5 ile toplayacağım. Soru da çıkacak. Şimdi dostlar bunu yine dörtgenin alanını ikiye bölerek yapabiliriz. Hatta benzerlik alan muhabbetini karıştıracaktım ama hiç gerek yok. Gelin şuradaki dörtgeni ikiye bölelim. Bak bu kenarla bu kenar aynı olduğu için 5 ise buraya da 5. Şununla da şu aynı olduğu için 10 düşüyorsa buraya, buraya da 10 düşecek. Yani toplam 10, 15, 20 oldu sorumuzun cevabı diyebiliriz. Dik üçgeni biçimdeki karton ABAC'ye dik 10, 15'i vermiş bize. Katlandığında BAC üzerindeki buraya geliyor. EDC üçgeninin alanı nedir diye sormuş. Gelin biz bunun katlanmadan önceki halini bir açalım. B burada olsun. Şurası 10, 10 katlandı buraya geldi, buraya da 5 kaldı. Yani şuraya A alanı derseniz şurası 2A alanı oldu arkadaşlar. A'ya 2A ve bu 2A katlanmadan önce buradaydı, burası da 2A geldi. Şimdi biz tüm alanı ne bulduk? Dik üçgendi bu arkadaşlarım. 5A bulduk. Peki 5A'yı biz dik üçgenin alanından dik kenarların çarpımının yarısı diye de bulabiliriz. Bak bunu 2'ye böldüm 5. 5 ile de bu gitti. A eşittir 15 çıktı. Bana da zaten A'yı soruyordu. 15'i işaretledim. Altıncı sorumuz 6'ymış, 90 dereceymiş, 12'ymiş burası. Döndürülmüş 6 buraya, 12 de buraya geldi arkadaşlarım. ABAC'ye dik 12, 6. Bir de diyor ki alan B üssü DC. B üssü DC şurası. A üssü DC ile farkı 12'dir diyor. Yani ben buraya A alanı dersem şu A üssü DC alanına A dediğimde bak burası eksi A'yı bu tarafa atarsam artı A gelir. Şurası 12 artı A'ymış dostlarım. E zaten bu bir dik üçgen ve alanı zaten 6 çarpı 12 bölü 2'den 36. Yani şu mavi üçgenin alanı 12 artı A ile A'nın toplamı 36'ymış. Demek ki 2A eşittir 24, A eşittir 12'ymiş. Bunu bulduk. Şurası 12'ymiş dostlarım. O zaman burası 24 oldu. Şimdi diyor ki buna göre ABC üçgeninin içinde, kesik kesik çizgilerin içinde, mavi üçgeninde dışında kalan bölgenin alanı, yani şuranın alanını soruyor bize. Şu taradığım bölgenin alanı. Yani arkadaşlarım 36 idi ya bu kesik kesik üçgenin alanı. Şu 12'yi çıkartmamı istiyor. Geriye 24 kaldı Bursa. Evet, buna bakalım. Harflendirmiş, kesinlikle doğru olarak hesaplayan bir ifadedir. BEDE üçgeninin alanını diyor. Şimdi dostlar biz bu üçgenin alanını, bakın tabanını şurası seçersek C, bu tabana ait köşe, üst köşe burası. Buradan bir yükseklik indireceğiz. Tabii ki uzantısına indireceksin. İşte o da B. Yani B aslında C'ye ait bir yüksekliktir. Dolayısıyla B çarpı C bölü 2'dir. Bu üçgenin alanı bir numara kesinlikle doğrudur arkadaşlarım. Şimdi bir olmayanları silelim diyeceğim ama bir şık eleyebildik. 2'ye bakalım biz dostlar bir de. 2 de diyor ki A çarpı D bölü 2'dir. Kesinlikle bu da doğrudur dostlarım. Şu sebepten dolayı alan kaydırmayı hatırlatacağım şimdi size. Şöyle. Şimdi bakın bu mavi üçgen şununla şu paralel olduğu için tabanı burada, tepesi de burada. Ne demiştik? Paralel doğrunun üstünde tepe noktasını tutup C'ye getirdin. Yeni üçgen böyle oldu, değil mi? Şu oldu üçgenin senin. Mavi üçgen buraya kaydı. Peki bu üçgenin alanıyla mavinin alanı eşitti. O halde ben tabanı D, bu D'ye inen yüksekliğinde A olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kırmızı üçgenin yani mavi üçgenin alanını A çarpı D bölü 2 diyerek de bulabilirim dostlarım. O yüzden 2 numarada kesinlikle doğrudur. 2 olmayanları da eledim. 3 numara belirleyecekmiş. Bakalım 3'te ne diyor? Şurayı bir temizleyelim tabii önce. Evet, 3 numaradayız. A artı C ile şununla B artı D'nin
çarpımının, bakın bu ikisi dik kenarların çarpımı oldu. Bunun yarısını alırsan sen dik üçgenin alanını bulursun. Yani şöyle, A artı C ile B artı D'nin çarpımının yarısı bütün dik üçgenin alanıdır. Sana da diyor ki bunun da yarısını al. Yani dik üçgenin alanının yarısına eşittir diyor şu mavi üçgenin alanı. İmkanı yok kardeşim. İmkanı yok. Hani şunlar iki eşit parçaya bölünmüş olsa bile böyle bir şey olma imkanı söz konusu değil. En kötü ihtimalle dörtte biri olur. A, iki A dersin. Hani tüm alanın dörtte biri olur dese yine bir ihtimal. Hani belki olur. O da bunlar eşitse A ile C, B ile de eşitse olur diyecektik. Buradaki dördü yazmasının sebebi zaten kafanı karıştırmak. Hani dörde bölünce oluyormuş diyoruz ya. Ama bu dörde bölmek değil. Tüm alanın yarısı anlamına geliyormuş, değil mi? Çünkü tüm alan bu. Bunu da ikiye bölersen bölü dört yapıyor, yarısı oluyor. O yüzden 3 numara yanlıştır. Cevap 1 ve 2 olacak dostlarım. Evet, 8 numaralı soruya geçelim şimdi biz. Tasarımı yapan Feyyaz tepe açısı eşit olan tepe açıları eşitse şurada 4 tane var. Her biri 45 o zaman. Bunu bir yazalım. Tamam. 4 adet ikizkenar üçgen çizdikten sonra iç bölgelerinin alanlarını harfleriyle isimlendirmiştir. Bu üçgenlerin her birinin eş kenarının uzunlukları bir önceki eş kenar uzunluklarından kök 2 birim fazladır diyor. Oo, bak şimdi. Şimdi bu baştaki ikizkenara x dediğimde, ben şuraya kadar olan kısmına x dediğimde, bir sonraki ikizkenar üçgenin, şu ikizkenarın kenarı bunun kök 2 fazlasıymış. O zaman x kök 2, şurası da x kök 2'dir. Şimdi C'nin de kenarı bunun kök 2 fazlası. O halde x artı 2 kök 2'dir. Şurası da kök 2. Şurası da kök 2 tabii ki. Ve bunun da kenar uzunlukları bunun bir fazlası olacak arkadaşlarım. X artı 3 kök 2 olacak, değil mi? X artı 3 kök 2. Tamam. KLM doğrusaldır diyor. Tamam. D'nin alanıyla B'nin alanının farkı 8 kök 2'dir diyor. Şimdi D'nin alanını yazıyorum. D alanı, bakın sinüsten yazacağım. 1 bölü 2 çarpı iki kenarının çarpımı, yani x artı 3 kök 2 çarpı x artı 3 kök 2, yani kısaca x artı 3 kök 2'nin karesi çarpı kök 2 bölü 2'dir. Şimdi B'nin alanını yazıyorum. B de burada. Bunun da kenarları x artı kök 2. 1 bölü 2 çarpı x artı kök 2 ile x artı kök 2'yi çarpacağım. Yani karesi çarpı sinüs 45 kök 2 bölü 2. Şimdi bunları çıkartırsanız diyor 8 kök 2 gelecek diyor. Biz de çıkartalım dostlar. Kök 2 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımı kök 2 bölü 4'tür. İkisinde de ortak olduğu için kök 2 bölü 4 parantezini alıyorum. Burada da şu kalıyor. X artı 3 kök 2'nin karesi eksi x artı kök 2'nin karesi. Şimdi şuradaki kök 2'ler gitsin. 4 kere 8 32 diyelim. Şimdi şurayı başlayalım açmaya. Hatta iki kare farkı da yaparım. O da güzel olur. İki kare farkı deneyelim arkadaşlarım. Neydi iki kare farkı? Toplamları toplayacağız bu ikisini. Toplarsak 2x artı 4 kök 2 yapar. Çarpı farkları. Farkları da bundan bunu çıkartırsam x'ler gider. 3 kök 2 eksi kök 2'den 2 kök 2 kalır. Peki 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 16. Şimdi kök 2'ye bölüyorum. 16 bölü kök 2 8 kök 2 yaptı. Burada da 2x artı 4 kök 2 var. 4 kök 2'yi buraya alırsak 4 kök 2 eşittir 2x. X eşittir 2 kök 2 çıktı. Sorumuzun cevabı değil tabii ki bu. Neyi soruyormuş bize? PT'yi. PT de şurası. O uzun soruymuş bu. Şurası da PT. Şimdi şu dik üçgen, bakın 45-45'ten dolayı bu bir dik üçgendir. Şuradaki dik üçgenden de bunun sorusunu yapalım arkadaşlar. Şimdi ne bulduk? X'i kök 2 kök 2. O halde şu kenar 3 kök 2'dir. Şu kenara bakıyorum. Şurası 2 kök 2 bulmuştum. 4, 5 kök 2'dir burası. 5 kök 2. Burası da 3 kök 2. Hemen Pisagor bağıntısı yapıp bunu bulalım. 3 kök 2'nin karesini alacağım.
artı 5 kök 2'nin karesini alacağız. Hadi hesaplayalım dostlarım. Eşittir soru işaretinin karesi gelecek buradan da soru işaretinin karesi. Bunu da ya da hesaplayalım gitsin ya. 3 kök 2'nin karesi 18 artı 5 kök 2'nin karesi 50. 68 yaptı. O da 34 17 çarpı 4 demektir. 2 kök 17 geldi sorunun cevabı. Geçtim bir sonraki sorumuza. Eşkenar üçgeni şeklindeki kumaş paralel olarak şekilde kesilir 1 2 3 numaralı bölgeler oluştu. Evet, bunu eşkenar üçgende de çözdük arkadaşlarım. Çevrelerini vermişti bunların ve şöyle yapmıştık eşkenar üçgende. Şimdi şu kenara A, şuna B, şuna da C dersek dostlar bu üçünün toplamı paralellerin toplamı bir kenara eşitti. O halde bu kenar A artı B artı C. Tabi bu da A artı B artı C, bu da A artı B artı C. Şimdi sonra şuradaki ikiz kenar yamuktan bu A ise bu da A. Şu ikiz kenar yamuktan B ise B. Şuradaki ikiz kenar yamuktan da C ise C dedim. Ve şurasına B artı C, buraya A artı B, buraya da A artı C kaldı. Şimdi bunların çevrelerini toplayalım arkadaşlar. Bak bir numaralı bölgenin çevresinde 3B ile 2C var. 3B artı 2C eşitmiş. Kaç demiş? 18. 2 numaralı bölgenin çevresinde 3A ile 2B var. O halde 3A ile 2B'nin toplamı 23. 3 numaralı bölgede de 3C ile 2A var. Bunun da toplamı 19'muş. Alt alta topladığımda 5 tane A, 5 tane B, 5 tane de C geliyor. Şurayı toplayalım. 20, 30, 40, 48, 51, 60 geliyor dostlarım ve A artı B artı C'yi ben buradan 12 buluyorum. Yani eşkenar üçgenimin bir kenarı 12. Bana da alanını soruyor. A kare kök 3 bölü 4'tü eşkenar üçgenin alanı. 144 4'e bölersem 36 yapar. 36 kök 3'müş sorumuzun cevabı. Şuna geldik. Aşağıda ABC üçgeni biçimindeki arazinin K noktasında bulunan kuyudan B ve C köşelerine bulunan yaşam alanlarına su taşımak için kullanılan borular modellenmiştir. Tamam. AB diktir AC. AB 12, 20. Bakın bu 12, 16, 20 üçgenidir. K noktasındaki kuyu AB, AC ve BC kenarlarına eşit uzaklıktaymış dostlar. Bakın bunun buraya olan uzaklığı, buraya olan uzaklığı, buraya olan uzaklığına eşitmiş. Yani bu K noktasının özelliği şu. Bunların her biri iç teğet çemberin yarıçapıdır. Yani K noktası iç teğet çemberinin merkezidir. O halde bu adamlar açıortay oldular dostlar. Ve ben şunu çizersem bu da açıortay olmak zorunda. Şimdi peki açıortayın özelliği neydi kardeşlerim? Her bir üçgen gördüğü kenarla doğru orantılı paylaşıyordu alanı. Yani şurası 20A, burası 16A, burası da 12A. Toplam 36 48A'yı, değil mi? 48 yapıyor. 32, 38, 48A'yı biz bulabiliyoruz. Dik üçgen olduğu için dik kenarlarının çarpımının yarısı diyorum. 12'ye böl 12'ye böl 4. 4'e böl 4'e böl 4. 2'ye böl 2. A 2 çıktı. Bana da nereyi soruyordu? 28A'yı soruyor. A 2 ise 28A 56 yaptı dostlarım. Evet, 11 numaradayız. Şimdi aşağıdaki şekilde 8 adet eş ikiz kenar dik üçgen biçimdeki levhalardan oluşturulmuştur. Bu şeklin alanı 64 birim kareymiş. 8 tane var. 64 birim kare ise bir tanesinin alanı 8 bulunur. İkiz kenarmış bunlar arkadaşlarım. Şöyle dik kenarlarına K, K dediğimde alanı K çarpı K bölü 2'dir. 8'miş. Demek ki K kare 16, bir dik kenarı 4 bulduk biz bu haliyle. Şeklin çevresi nedir diye soruyor. Şimdi şeklin çevresini hesaplayalım. Şunları bir temizleyelim. Bir kenarı 4 bulduk unutmayın arkadaşlarım. Şurası 4. Yani şeklin çevresini hesaplarsam burası 4. Burası 4. 4. Şurası da 4 diyelim. 4. Burası da 4. Burası da 4. Burası da 4. Yani 4 tane 4 var bir kenarı 4. 8 tane 4 var. Bir kere bir 32 var. Artı şuradaki parçalar var bir de arkadaşlarım şunlar. 8 tane de bunlardan var. Şimdi bunları hesaplayacağız birlikte. Şimdi normalde şurası 4'tü. 4'tü. 4 kök 2 geliyor değil mi burası kardeşim?
Şurası da 4, 4 olduğu için şuraya ne kaldı şu parçaya? 4 kök 2 eksi 4 kaldı. 8 tane 4 kök 2 eksi 4 var. Yani 32 artı 32 kök 2 eksi 32. 32'ler giderse cevap Edirne'den geldi. Bir geometrik çizim yapmak isteniyor. ABC üçgeni çiziniz demiş. Çizdik ABC üçgeni. A, B ve C üçgeni. BAD ACB'ye eşit olacakmış. Şimdi ACB açısı BAD'ye eşit olacakmış arkadaşlarım. Şöyle bir şey çizeyim. D burası olsun. Çok hoşumuza gitmezse sileriz. Bunlar eşitmiş. BAD doğru. ACB doğru. BD 4. AB 6. Tamam. Alan ABD bölü alan ADC nedir diye soruyor. Şimdi şu açıya AA diyelim eşitlere. Şuraya da B yazalım. Bak AB burası C geldi. Büyüğüne bak AB burası C geldi. Hadi benzerleyelim. Küçükte A'nın karşısı 4. Büyükteki A'nın karşısı 6 eşittir. Küçükte C'nin karşısı 6, büyükte C'nin karşısı BC. Bu durumda 36 bölü 4'ten 9 geldi BC. Şuraya da 5 kaldı arkadaşlarım. Bana ABD'nin alanı bakın 4A, buranın alanı 5A'dır. Çünkü tabanlarıyla alanlar doğru orantılıydı. ADC'de 5, 4 bölü 5'i soruyormuş. Cevap Bursa'dan geldi. Evet, 13 numaradayız. 4'ü 5'i gördük. D bölge kadar C ile B noktaları çakışıyor. Şimdi C tam B'nin üstüne denk geliyorsa buralar eşit 5. Demek ki burası 90 derece. AB de 90 derece şeklinde kartonun alanı nedir diye soruyor bize. Bak şu adam orta taban oldu. 4 ise demek ki burası 8. Şurası 10, burası 8. 8 çarpı 10 bölü 2 dik üçgenin alanıdır. 40'ı böyle bulduk arkadaşlarım. Şunu gelelim. ADBD. AD'ye 5K, BD'ye 3K dedik. Dostlar, şimdi katlanmış şekli geriye açıyorum ilk önce. Şurası 3K. Dedik ki şunlar ikizkenardır. Bu da 3K. Şurası 5K katlandı. Buraya geldi. O halde burası 2K. Paralel DE boyunca katlanıyor. Katlama sonucunda üst üste gelen bölgenin alanının üst üste gelen bölge şurasıdır arkadaşlarım. Bak şu bölge üst üste gelmiştir. Şurası. BECD dörtgeninin alanına oranını soruyor. Şimdi dostlar yine benzerlik yapacağız. 2 bölü 5 benzerlik oranı 2 bölü 5. Ne demiştik benzerlikte? Bunun karesi alanların oranıdır. Yani 4 bölü 25. O halde şu üçgenin alanı 4A ise tamamı 25, buraya da kaldı 21A. Şimdi bu 25 katlanmadan önce buradaydı. 25A da burada. Şurası 25A. Bak burada da benzerlik yapalım. 5 bölü 8 benzerlik oranı. Bunun karesini alırsan 25 bölü 64 alanların oranı çıkar. 25 buradaysa şu dörtgenin ya da üçgenin tamamı 64. Hemen 25'i çıkartıyorum 64'ten, 15'ten. 14'ten 5 çıktı 9. 5'ten 2 çıktı. 39A'da şurası geldi. Şimdi ne soruyordu bize soru? Üst üste gelen bölge 21A. BCED dörtgeni 39 bulduk. Sadeleştirelim. 3'e böl 7, 13. 7 bölü 13'tür sorunun cevabı. Evet dostlarım, yoruldum. Burada bir duralım. Bir sonraki videoda devam ederim. Birleştiririz artık onları. Editleriz falan. Evet. Şimdi dostlar, üçgende alanın 15. sorusunda kalmıştık. Hemen burayı da halledelim. Bakalım ne diyor. Diyor ki AB çubuğu sabit A noktası etrafında saat yönünde her 15 derece döndürülmesiyle boyu 2 birim artıyor. Tersi yönde döndürürsen 30 derecede bir de boyu 1 birim azalıyor diyor. Buna göre bu çubuk şimdi A noktası etrafında saatin tersi yönde 90 derece döndürülünce boyu 3 birim olan AB1 oluyormuş. Hadi bunu bir hesaplayalım, bunu bir gösterelim. Şimdi saatin tersi yönde döndüreceğiz. Yani şöyle yukarıya doğru döndüreceğiz.
90 derece döndüreceğiz demek 3 tane 30 derece döndürecekmişiz ve her 30'da bir birim azalacak. Şimdi ben bunun boyuna ilk etapta x dersem bir 30 derece döndürdüm boyu. X birim azaldı. X eksi bir birim azaldı pardon. X eksi bir oldu. Şimdi bir 30 derece daha döndürelim. Bu durumda boyu bir birim daha azaldı. X eksi 2 oldu. Bir 30 derece daha döndürdüğüm zaman boyu bir birim daha azaldı. X eksi 3 oldu. Ve bunu bize 3 olarak söylemiş arkadaşlarım. X eksi 3 eşittir 3 demiş. Bu durumda x'i biz 6 bulduk. Yani başlangıçtaki boyunu 6 bulduk bu keratanın. Şimdi de diyor ki, kırmızı kaleme alalım. Bu sefer de diyor saat yönünde 45 derece döndürülünce AB iki çubuğu elde ediliyor ve saat yönünde döndürdüğümde her 15'te boyu 2 birim artıyordu. Şimdi bir 15 döndürürsek bunun boyu 2 birim artacak, 8 olacak. 15 döndürdüm. Şimdi 3 tane 15 döndüreceğiz ki 45 olsun. Bir 15 daha döndürdüm arkadaşlarım. 2 birim artacak, 10 oldu. Bir 15 daha döndürürsek şöyle bir yere denk geldi. Bu da B2 oluyormuş. Şurası da B1'di, unutmayalım. Ve buradaki boyu 3 birimdi. Buradaki boyu da en son 10, 2 daha arttı, 12 oldu. Buna göre diyor ki A, B1, B2 üçgeninin alanı nedir? Şurada da bakın bir üçgen oluşturduk. Bu üçgenin alanı nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi şuradan buraya kadar olan açı 90 derece döndürmüştük. Burası da 45 dereceydi. Yani bir üçgenimiz var şöyle. Buradaki kenarı 3, bu kenarı 12, burası da 90 ile 45'in toplamı 135. Bize de alanını bulun diyor. Seçeneğiniz bol kardeşim. İster sinüs alan bağıntısı yapınız buradan. İsterseniz de hemen 135'i gördüm. 45'i göstereyim, diklik indireyim falan da yapabilirsiniz. Ama sinüs alan yapalım, bitirelim. 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 12 çarpı sinüs 135. O da kök 2 bölü 2. 2 kere 2 4. 12'yi sadeleştirdim. 3 kaldı. 9 kök 2 çıktı. Yani Edirne'den geldi sorumuzun cevabı. Bakalım bu ne diyor. Aşağıda ABC üçgeni biçimindeki dantel, KLMN dikdörtgeni biçimindeki televizyon verilmiştir. G noktası ağırlık merkezidir. Dantelin televizyon üzerindeki iki konumu verilmiştir diyor. Tamam, burada da iki konumu mevcut. Bakın burada bir ağırlık merkezinden geçen paralel doğru varsa ne yapıyorduk biz dostlarım? Yan tarafı 1'e 2 oranında böldüğünü söylemiştik. Şimdi alanı da konuşalım bu durumda. Benzerlik oranı 2 bölü 3'tür. Şuraya yazayım. Benzerlik oranı 2 bölü 3. Bunun karesi alanların oranına eşitti ki karesi 4 bölü 9. Yani şu üçgenin alanı 4A ise tamamı 9A, buraya da kaldı 5A. Şurada da gösteriyorum bunu. Burası 4A, burası da 5A'ymış diyorum. Televizyonun birinci durumdaki görünen yüzeyinin alanı, ikinci durumdaki görünen yüzeyin alanından 10 birim kare fazladır diyor. Şimdi televizyonun tüm alanına ya da şöyle yapalım. Şuradaki görünen alanına, şuradakine x diyelim dostlarım. Buradaki alan x olsun. Buradaki görünen alan bunun 10 fazlasıymış. X artı 10 demiş. Buna göre dantelin ön yüzünün tamamının alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi kardeş, burada da şu dikdörtgenin alanı x artı 10 ile 4a'nın toplamıdır. Bir yazalım. Ve buradaki dikdörtgenin alanı x ile 5a'nın toplamıdır. X'lere bay bay dedik. Bu durumda a dediğimiz şey 10 geldi. A 10 ise bana 9a'yı soruyor. 90'ı işaretledim çoktan. 17 numaradayız. Bakalım bu ne diyor. ABC ikizkenar üçgenmiş dostlar. Madem ki ikizkenar üçgen ABC, AB ile AC eşitmiş. O halde ben şuraya x dediğim takdirde bu kenar x artı 4 oldu. Bu da x artı 4 olmalı. Şuraya x artı 2 kaldı. İki parçaya kesilmiş. 2, 4. ADE üçgeninde AI doğru parçası çizildiğinde diyor. Şimdi I noktası bu arada iç açıortayların kesim noktasıymış. O yüzden burası kesin iç açıortay. Ve şurası x, burası da x artı 2 birim uzunluğunda. Diyor ki ADI'nin alanına 4A dersen AIE'ye 3A diyeceksin. Şurası 3A, burası 4A. Dostlar, alanda dağılımında ne öğrendik? Alanların oranı tabanlarla doğru orantılı olacak. O halde burası 4K'ya 3K'dır dedim.
Şimdi açıortay yapalım. Açıortayın da kollarının oranı, yani x artı 2'nin x'e oranı, ayakların oranına eşit olacaktı. Yani 4'ün 3'e oranına eşit. Burada 4x eşittir 3x artı 6, x eşittir 6'yı paketledik. Neyi soruyormuş bize? AD ile AE'nin toplamı, 6 ile 8'in toplamını da Denizli'den işaretledim. Şu soruya bakalım. Ön yüzü mavi, arka yüzü pembe falan paralel. ADDB'nin iki katıymış. Şuraya K, şuraya da 2K yazalım. Katlanmış kardeşim. K buraya gelmiş. Ne demiştik? Şunu ezberleyin demiştik. Bunlar ikizkenar üçgen oluyordu. Çok sık çıkacağı için karşımıza her seferinde ispatlamayalım demiştik bunu. Şimdi şu 2K'yı katlanmadan önce şuradaymış. Gösterelim onu. Şöyle şurası 2K'ymış. Biz bu 2K'yı katlayıp şuraya getirmişiz dostlarım. Demek ki bu uzunluk da 2K. O halde şuraya da K kaldı. Bakın bu KL orta taban çıktı falan. Peki katlanıyor ve açılıyor diyor. Sonra S1, S2 bulundukları bölgelerin alanları olduğuna göre S1 bölü S2 oranı nedir diye de bir soru sormuş bize Emi Cemineoğlu. Hadi başlayalım. Şimdi burada bir orta taban var. O halde şuraya biz A alanı dersek burası kesin 3A alanı olacak diyelim. Ve şu 4A'yı katlamadan önce burasıydı. Buraya da 4A yazalım. Yani şu kısmı 4A bulduk şimdi dostlarım. Benzerlik yapıyorum. 2 bölü 3 benzerlik oranları. O halde alanların oranı 4 bölü 9. Yani burası 4A ise şurası 5A olmak zorunda. Şimdi biz bunu geriye açtığımızda KL şurada bir yere denk geliyor. KL, hatta L üssü K üssü diyelim buraya. Ve A alanı da şuraya denk geliyor değil mi dostlar? Yani şunu burada da gösterelim. Şurası A. Peki bu üçgenin alanı 5A'ydı. Şuraya 4A kaldı. DE'nin altındaki alanda 5A'ydı. Buraya da 5A'yı yazalım. S1 bölü S2 Denizli'den geldi. Bu ne diyor? Aşağıda bir kısmı masa üzerinde, bir kısmı da DE boyunca kıvrılmış. ABC ikizkenar diküçgen biçimindeki kağıdın görünümü verilmiştir. Şimdi bizim kağıdımız şöyle ikizkenar diküçgenmiş. Şuradan 2 santimden D, şurada da 4 santimden E'yi ayırmış. Şöyle DE ile de birleştirmiş arkadaşlarım. B burada, A burada. Burası 90 derece. Şuraya x dediğimde ikizkenar olduğu için burası da x artı 4 olacak. Şuraya da x artı 2 kaldı diyelim. Peki başka ne biliyoruz? 2, 4 alan ADE. Şu üstteki alan 24'müş. Bakın dik üçgenin şu küçük parçasının alanı x çarpı x artı 2 bölü 2'dir ki bu 24'müş. Dolayısıyla şurası 48 olmalı. Ne ile 2 fazlasının çarpımı 48? Hemen x'e 6 bulduk. Demek ki şurası 6. Neyi soruyor bize? Kıvrılmış DBCE bölgesinin alanı. Bakın bir kenarını 10 bulduk üçgenin. O halde 10 çarpı 10 bölü 2 tüm dik üçgenin alanı, yani 50. 50, 24'ü buradaysa şu tarafa ne kalacak dostum? 26 kalacak. Ceyhan'dan paketledik. Evet, yine bir üçgeni katlama sorusu. DE boyunca katlanmış. Artık şuna alışmış olmanız lazım. Bunların ikizkenar olduğunu hemen söylemeniz lazım. Şimdi AD BD'nin iki katıymış. K ise burası 2K. Şunun katlanmadan önceki halini de gösterelim biz hemen şurada. Şurası A, burası 2K, burası K. O halde bu da K ve şu uzunluk da toplam 2K olacağından şuraya da 1K kaldı. Bakın burası da orta taban çıktı arkadaşlarım. Devam ediyorum. Alan A üssü KL'yi 3 vermiş. Şimdi burası S, 3S muhabbetinden 3 katı olacak 9. Şunu hatırlayın. Şöyle kenarda da göstereyim. Orta tabanlar çizildiğinde, hatta birkaç tane çizelim. Alan şöyle dağılıyordu. Şunları gösterelim. S, 3S, 5S, 7S olacak bir sonraki. Tek sayının katları şeklinde benzerlikten bulmuştuk bunu. Dolayısıyla ben buraya S, 3S, yani 3, 3 katı 9'u yazdım. Şimdi bu üçgenin alanı 12 ise katlanmadan önce de 12'ydi. Şuraya da 12 diyelim. Şimdi bir de benzerlik yapıp alttaki dörtgenin alanını bulalım. Benzerlik oranı 2 bölü 3. Demek ki alanlarının oranı bunun karesi, yani 4 bölü 9. O halde üçgenin alanı 4A ise tamamının alanı 9A, şuraya da 5A kaldı diyebiliriz.
4A'yı 12 vermiş. Demek ki A dediğim alan 3. Bana da 9A'yı soruyor. Tamamını soruyor. Bursa'yı paketledim dostlarım. Evet, şuna bakalım. Uzunlukları 40 ve 9 olan iki çubuk verilmiştir. Tamam. Şu 9, şu da 40. Bu çubukların iki ucu birleştirilip diğer ucu düz bir zemine üzerine yerleştirilip en büyük alanlı bir üçgen elde ediliyor. Buna göre zeminde oluşan AB kaç santimdir diye bir soru sormuş. Şimdi bu üçgenin alanının en büyük olması için şuradaki açının 90 derece olması gerekiyor dostlarım. Hani sinüs alan bağıntısını yazdığınızda sinüs 91 geldiği için en büyük değerini 90 derece olursa aldığını biliyorum. Bu durumda diyor ki bize burası dik üçgense diyor x kaçtır diye bir soru sormuş. Bizim özel üçgenlerimizden 9, 40, 41 üçgenidir bu. İstersen Pisagor'da yaparak tabii ki bulabilirsin. X kare eşittir 40'ın karesi artı 9'un karesi. Üşenmezsen yaparsın kardeşim. Ama ilk videoda anlattığımız özel dik üçgenlerimizden 9, 40, 41 üçgenidir dedim. Evet, 22 numara. B köşesi katlanmış. Şuraya B üssü olarak gelmiş. Alan D, B üssü C. D, B üssü C 4'müş dostlarım. Ve bak sen şimdi 2'ye 4 düştüyse yani 2 katı 6'ya 12 düşeceğini biliyorsun. Ve bu 12'lik alan katlanmadan önce şuradaydı. Burasının da 12 olacağını söyleyeceksin. Bak sana da tüm üçgenin alanını soruyor A, B, C'yi. 12, 24, 4 daha Edirne paketlendi. Evet, yine bir katlama sorusu. Ön yüzü mavi, arka yüzü sarı, üçgen biçiminde A köşesi DE boyunca katlanıyor. Şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. DE paralelmiş, AH dikmiş. AC diyor, AC. AE'nin 4 katıdır. Yani şuraya K dersem şurası 3K'ymış. Şimdi bunun katlanmadan önceki halini de bir gösterelim. A şuradaymış. Burası K, burası 3K. Şimdi dostum, şuradan aşağı indirdim. Benzerlik yapacağım birazcık. Şu çizgi paralel. Burayı 1'e 3 böldüyse şurayı da haşa 3H şeklinde bölmeli. Ve bu katlanıp buraya geldiği için kesinlikle birbirine eşittir. Şuraya da haş yazdım. Demek ki şuradan aşağı inen diklik de o halde 2H kaldı. Ve 2H'a 6 vermiş. Haş bu durumda 3. Şurası da 3. Neyi soruyor? ABC üçgeninin alanını soruyor. Bakın tüm yüksekliğini 3, 6, 12 olarak bulduk. Tüm yükseklik 12, tabanı da 10. 12 çarpı 10 bölü 2'den 60'ı işaretledim dostlarım. 24 numaralı sorumuz. Eşit açılar görüyoruz. Hemen şuraya A diyelim. Şurası da A olsun. DC. D üssü B'nin 2 olduğunu, DC'nin 8 olduğunu, o halde şuraya da 6 kalacağını söyleyelim. Katlanmış B buraya gelmiş arkadaşlarım. Biz katlanmadan önceki halini de gösterelim bu keratanın bir. Şuraya da B yazalım. Kat çizgisi açıortaydı. A yazalım. Şurası 90 derece. Burada 2 oldu. Bunları bir söyledik. Ne diyor bize? ADC üçgeni oluşuyor. Buna göre ABC üçgeninin alanı nedir diye de bir soru sormuş. Hemen başlayalım. Şimdi şuraya B diyelim dostlar. B. A ile B'nin toplamının 90 olduğunu görüyorum. Şurası da tabii ki B olmak zorunda. Şuradaki açıya ne diyelim? A ile şuranın toplamı buraya eşit olacak. B eksi A diyelim buraya da. Bakın buranın tamamı ne oldu bu durumda? B eksi A. Şurada A var B. Burada da A var. Yani B artı A oldu burası. Yani yine 90 oldu dostum. O halde bu da bir dik açıymış. Diklikten diklik inmiş dostlarım. Öklit yapalım. Haşı bulalım. Haş kare eşittir 2 çarpı 8. Buradan 16 haş eşittir 4 geldi. Bize neyin alanını soruyor? Tüm üçgenin alanı. Yani yüksekliği 4 olan, tabanıysa 10 olan üçgenin alanı. 40 bölü 2'den Denizli'yi işaretledik. Evet, bundan sonrası ÖSYM sorularına geçiyormuş. Bizim orayla işimiz yok. Telif hakkından dolayı burada durduruyorum videoyu. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşmek üzere.